Bölümümüze hoş geldiniz. Öncelikle senior milli takımımız Zorlu takımı Transatlantic Seniors Cup'ta şampiyon oldular. Kendilerini tebrik ediyoruz. Sevgili başkanımız Nafiz Zorlu, Namık Kökten, Mehmet Emin Çopur, Mesut Karadeniz, Hüseyin Kerem Avcıoğlu, Orhan Ekinci ve Mehmet Ali İnce'den oluşan takımımızı candan tebrik ediyoruz. Bu programımızdaki konumuz Türkiye'deki Senior Bridge. Bugün Bridge'de kullandıkları dektereler ve oyun yöntemleri ile birer ekol olmuş, birbirinden değerli ve sevilen, hepimize de örnek iki konuğumuz ile beraberiz. Sayın Orhan Ekinci ve Sayın Hüseyin Avcıoğlu. Sorularımı önce Orhan Bey'e, sonra Hüseyin Bey'e yönelteceğim. Lütfen bize kendinizi tanıtır mısınız? Eğitiminiz, mesleğiniz, bitirdiğiniz okullar nelerdir? Bridge hayatınıza nasıl ve ne zaman girdi? İzleyicilerimize o günlerde Bridge ile ilgili yaşadıklarınızdan bahseder misiniz? Merhaba. İlk önce beni bu platforma davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 10 Şubat 1949 Söğüt doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğuyum. Eğitim hayatım Antalya'da başladı. İlkokulu orada bitirdim. Ortaokula orada başladım. Daha sonra babamın mesleği icabı Ankara'ya taşındık. Ortaokulu Ankara Saracoğlu Ortaokulu'nda bitirdim. Liseye de Atatürk Lisesi'nde başladım. Daha sonra 50 seneye aşkın İstanbul macerası başladı. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdim. Lise bittikten sonra eski adıyla İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde bir sene okudum. Daha sonra ise Nişantaşı Diş Hekimliği'ne geçiş yaptım. Orada 4. sınıfa kadar okuyabildim. 4. sınıfta biraz da Bridge'in tesiriyle bıraktım. Bridge hayatım ise kahve kültürüyle başladı. Şimdiki Bağdat Caddesi'nde Asya Pastanesi'nin olduğu yer eskiden Fenerbahçeli Kaleci Yaşar'ın kahvesiydi. MİT müsteşarından emekli albaya kadar her türlü insanın geldiği bir yerdi. Kahve hayatım orada başladı. Fuori oyunlarım Prafa, Üçlü King, Hoşkin, Bezik bunları çok sık ve oynardım. Kart alışkanlığım bu oyunlar sayesinde oldu. Bridge esasında çok geç bir yaşta başlamış sayılırım. Kahvede gerçi bridge oynanıyordu ama benim fazla ilgimi çekmiyordu. Ama günün birinde yine bir işten orada da başlayacağımız belliydi. Yalnız orada ilk bir iş partnerimle tanıştım. Mustafa Cebren, namı diğer Korsikalı. Günler böyle geçerken günün birinde bir iş masasına oturduk. Baş göz yara yara. Ve oyun sırasında bizi birileri seyrediyordu. Oyun bitti. Seyirciler meğerse sonradan öğreniyorum. O zamanların duayen bir iççilerinden Ahmet Cezayirli ve Siyami Uçak'mış. Bizim kartımızı çok beğendiler. Ve Ahmet abi bize şöyle bir teklifte bulundu. Siyami size bir iş dersi verecek, yetiştirecek sizi ve bir takım kuracağız. Bu takımla da İstanbul Şampiyonu'na katılacağız. Ne dersiniz? Tabi balıklama atladık bu teklife. Neticede Ahmet abi, Siyami abinin Suadiye'deki evinde bizim bir iş dersleri başladı. İş bölümü yaptık. Ben ara sıra Siyami abinin köpeğini dolaştırıyordum. Mustafa Cebren yemekleri yapıyordu. Bir iş mesaisi böylece başladı. Siyami abiyi size şöyle anlatayım. Zaten eve girdiğim zaman ben çok şaşırmıştım.
bir kütüphane, ağzına kadar dolu ve sadece bir iş kitabı. Bizim bu 2-3 ay eğitimimiz bittikten sonra bir takım yaptık ve o takım, o zamanların ünlü bir işçileri Mehmet Kortay, Koray Selçuk, Necmet Akça'dan İstanbul şampiyonluğunu aldı. Dolayısıyla ben Birce başladım ve başladı emekleme devrem hiç olmadı. Başladığım sene şampiyon oldum ve Birce çok temiz bilgilerle başladım. Hiç kahveden kötü deklarasyon alışkanlığım yoktu. Natural Birici son derece sağlam bir şekilde Siyami abiden öğrenmiş olduk. Ondan sonra Mustafa ile Biriç partnerliğimiz başladı. Girdiğimiz bir sürü turnuvayı gayet iyi derecelerle bitirdik. Kazanmadığımız turnuva kalmadı. 33. Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını per olarak elde ettik. Bu tarihte 1977 idi. Fakat o tarihlerde bende kötü anısı olan bir olay var. İsterseniz sizinle paylaşayım bunu da. Yine muhtemelen İstanbul Biriç Kulübü'nden turnuva dönüşü. Tarihte 1 Mayıs 1977. Normal olarak biz Taksim'den Dolmuş'la Kadıköy tarafına geçerdik. O dönemler gazeteler akşam baskısı yapardı. Ben de bir gazete aldım. Dolmuş'a bindik, geçiyoruz. Şöyle Dolmuş'un içinde gazeteye baktığım zaman bir resim, resimde panzerin altında kalmış bir kadın. Ya dedim Mustafa'ya, ya dedim bak dedim bizim bu olaylar dedim bizim tahminimizden daha vahşice olmuş diye uzattım. Gazeteyi kaptı Mustafa, kapmasıyla birlikte bir çığlık attı. Hemen kapı, Dolmuş'un kapısına hücum etti. Kendisini köprüden dışarıya atacak. Neyse onu sakinleştirdik. Şey yaptık. Sonradan öğrendim ki resimdeki gördüğü kadın Mustafa'nın ablası. Böyle kötü bir anımız oldu. Bu olaylardan sonra onun zaten biraz psikolojisi bozuldu. De, okuldan tecil alamadığım için o turnuvaya gidemedim. Ama netice itibariyle hayat devam etti. Yeni partnerlerle 34. Avrupa Şampiyonası'na hazırlandık. Ve benim Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğim ilk turnuva bu oldu. 1979 yılında Lozan, İsviçre, takımımız Orhan Ekinci, Faik Falay, Sadık Art, Nafiz Zorlu, Ferit, Ojalvo, Nedim Türksan. İtalya'nın en iyi olduğu zamanlar, İtalya zaten birinci oldu. Biz maalesef 21 takım arasında ancak 19. bitirebildik. Ama bende tabii ki bu ilk turnuva çok büyük izler bıraktı. Onları da sizden paylaşmak isterim. Birinci buradaki anım, turnuva tertip komitesi turnuvadan evvel bir yat gezisi düzenledi. Ve o yat gezisinde sadece bir işçiler, dünyanın en ünlü bir işçileri, onlarla aynı yatta olmak, aynı havayı koklamak bana çok değişik ve iyi gelmişti. İkinci önemli anım da Belladonna ve Garozzo'nun en top olduğu dönemlerde onlarla maçımız vardı. Biz masaya oturduk. Bir kalabalık kapıya doğru baktı. Kameralar onlara döndü. Bunlar geldi masamıza oturdu. Ben Belladonna'yı görüyordum. Belladonna'nın yanında şahane bir kadın. Ara sıra masaj yapıyor buna.
Elinde bizim tik tak şekerle gir bir şeker var. Ara sıra avucunu alıyor. Bir tane eline veriyor. Allah Allah dedim, biz nerelere geldik dedim. Arkalarında da türbün halinde seyirciler. Bu beni çok etkilemişti. Gıpteyle bakmıştım bu olaya. Ama İstanbul'a döndükten sonra ileriki yıllarda Türkiye dörtlü takım şampiyonalarında Ankara'da oynarken arkamdaki türbün bende de olmuştu. Bu bakımdan çok mutluyum. Bu dönüşten sonra Nafiz Zorlu'yla 3 sene kadar bir partnerliğimiz oldu. Çok başarılı bir partnerlikti. Bir sürü Avrupa Türkiye şampiyonluğu ve İstanbul şampiyonluğu kazandık. Arkasından Faik Falay'la en uzun partnerliğim başladı. Hayat böyle devam etti. O aralarda girdiğimiz bir sürü turnuvaları kazanmıştık. Bu arada yine o kısımda yurt dışından ilgili fazla bir temasım olmadı. Sadece 1996'da 10. Olimpiyatlarda Rodos'ta non-playing kaptanlık yaptım. 11. Olimpiyatlarda da bir fiil oyuncu olarak oynadım. O seneki takımımız Orhan Ekinci, rahmetli Murat Kilercioğlu, Ata Aydın, Sami Kohen, Gökhan Yılmaz'dan oluşuyordu. Ondan sonra 2006 yılından itibaren de senior bridge hayatım başladı. Senior bridge'e 55 yaşı gibi çok ufak bir yaşta kavuştum. Evet. Ve o tarihten itibaren bütün senior bridge şampiyonalarında bulundum. İlk şampiyonamız 48. Avrupa Şampiyonası Varşova, Polonya'da. Partnerim Ergun Korkut. Ayaklarımız Faik Falay, Emin Başaran. Almanya'nın birinci olduğu bu turnuvada 16 takım arasında ilk 7'ye girdik. İlk 6'ya girseydik dünya şampiyonluğuna katılma hakkını elde edecektik. Ama olmadı. 49. Avrupa Şampiyonası'nda 2008 bunun acısını çıkarttık. Pua Fransa'da turnuva oynandı. Pua çok güzel bir yer. Manolya ormanlarını ilk defa orada gördüm. Abi, ve bu turnuvada 20 takım katıldı ve biz birinci olduk. Yani Türkiye ilk Avrupa takımlarda biri şampiyonluğunu kazandı. Takımımız yine 4 kişiydi. Türkiye birinci oldu, İsveç ikinci, Belçika üçüncü oldu. Bu tabii benim bugüne kadarki 50 senelik bir iç hayatımda en top nokta. Çok değişik duygular. Avrupa şampiyonluğu olmak çok önemli bir olay. Hele seremonide o İstiklal Marşı'nın okunması, Türk bayrağının göndere dikilmesi insana çok büyük haz veriyor. Orada da şöyle bir hatıram, bana etki eden şöyle bir hatıram var. Biz bir pansiyonda kalıyorduk. Pansiyoncu kadın bizden çok ilgileniyordu. Seremoniye gitmeden evvel bizi işte elbiselerimizi ütüledi, eksiklerimizi tamamladı. Dönüşümüzde de pansiyonun kapısında şöyle bir yazı vardı. Burada Avrupa şampiyonları konaklamıştır. Bu beni etkilemişti. Dönüşte yine senior sürüveni devam etti. 2009'da 39. Yalnız bu şeyde tabii birinci olduğumuz için aynı zamanda da dünya şampiyonluğuna katılmaya hak kazandık. 2009'da da São Paulo, Brezilya'ya gittik. Çok az bir farkla finallere kalamadık. Ama orada turnuvadan elenenlerin
Yani açıklar, bayanlar, senyörler de elenenlerin yaptığı Translation diye bir turnuva vardı. O turnuvaya katıldık. Çok başarılı bir şekilde finallere kaldık. Ve bizi Zimmermann takımı seçti. Helgomaların oynadığı takım. Neticede onlara elendik ve 5. olarak bitirdik turnuvayı. Bence bu çok ses getirmeyen ama çok önemli bir dereceydi. Arkasından 51. Avrupa Şampiyonluğu geldi. Yine buna da katıldım. 2012 Dublin, İrlanda. Polonya 1. oldu. Biz 19 takım arasında 13. bitirebildik. Takımımız Orhan Ekinci, Faik Falay, Mehmet Çapur, Şener Cebeceli ve İlhan Numanoğlu'ydu. 52. Avrupa Şampiyonluğu Şampiyonası 2004 Hırvatistan'da. İngiltere 1. oldu. 25 takım arasında 18. bitirebildik. Takımımız Orhan Ekinci, Mehmet Ali İnce, Faik Falay, Aydın Gürsel, Mehmet Ali Kordöv, Mehmet Sırıklıoğlu. Arkasından 53. Avrupa Şampiyonluğu 2016 Budapeşte, Macaristan. Bu benim senyörlerde bugüne kadar giremediğim tek şampiyona. Çünkü o sene açıkları kazanmıştım. Açıklarda Türkiye'yi temsil ettim. Fransa 1. olmuştu. Biz 37 takım arasında 22. bitirebildik. Takımımız ise şu andaki benim açıklardaki bridge partnerim Yusuf Kahyaoğlu, Orhan Ekinci, Nafiz Zorlu, Ali Uçar, Enver Koksoy ve Nuri Cengiz. Geldik 54. Avrupa Şampiyonası'na. Östend, Belçika. Fransa 1. oldu. 22 takım arasında 11. bitirebildik. Takımımız Orhan Ekinci, Mehmet Ali İnce, Mehmet Çapur, Murat Erkel, Mesut Karadeniz, Mehmet Sırıklıoğlu. Ondan sonra yine katıldığım 2019 Dünya Takım Şampiyonası Wuhan, Çin. Bu takımımız artık bundan sonra efsane bir takım olacak. Onun size müjdesini verebilirim. Orhan Ekinci, Mesut Karadeniz, Nafiz Zorlu, Hüseyin Avcıoğlu, Mehmet Ali İnce, Namık Kökten. 56. Avrupa Şampiyonluğunu da kazandık ama pandemi dolayısıyla gidemedik. Benim işte resmi bir iç kariyerim böyle. Özelleri anlatmıyorum. Bu arada yani özel olarak bir sürü yurt dışında turnuvalara katıldım. Dereceler aldım. İşte bu kadar. Mükemmel. Orhan Ekinci, çok teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir bridge yaşamı sundunuz bize. Hüseyin Avcıoğlu'na aynı soruyu yöneltmiş olayım. Hüseyin Bey, siz de aynı sorunun cevabını verebilir misiniz lütfen? Ya şimdi Orhan abimizin hikayesini anlattıktan sonra benim işim tabii daha zor. Konuşmaktan ziyade dinlemeyi, anlamayı seven biri olarak bir medya programında insanlara hitap edeceğimi hiç düşünmezdim. Yani ama davetinizi geri çevirmemek adına buradayım. Umarım sürçülisan etmem. Estağfurullah. Kendimi şöyle ifade edeyim. 45 yıllık amatör biriciyim. Evinde briç oynanan bir ailede büyüdüm. Aşağı yukarı ilkokul 5'te oynamadığım kart oyunu yoktu. Babamdan da hep bana briç öğretmesini isterdim. Ama o işte oğlum okulunu bitir, lise bitsin, üniversite bitsin. Şimdi erken,
kafanı bunlara takma diyerek beni geçiştirdi. Ama tabii hep de içimde bir öğrenme isteği vardı. Kadıköy Marif'te son senemizde bir biyoloji hocamız vardı. Bize dersini çok sevdiremedi. Ve aşağı yukarı 40 küsur kişilik sınıfın %25'i birinci sömestr sonunda biyoloji dersini terk etmişti. Bunun arasında da bizim 7-8 kişilik işte sporcu haylaz takımı vardı. İkinci sömestr başladığı zaman hocamız Türkan Hanım dedi ki, siz bizim rahatımızı kaçırıyorsunuz. Hepinizi izinli sayıyorum. Gidin ne yaparsanız yapın. Biz de yani biraz işte spor yapmaya çalıştık okul bahçesinde falan ama canımız da sıkıldı. Büyümüş de olduğumuzu hissettiğimiz için hadi dedik Bomonti'ye gidelim. İşte orada King oynayalım, Ohel oynayalım. Onu da yaptık. Böyle Nisan-Mayıs aylarıydı. Dedik ki ya bu sıkıyor. Bridge diye bir oyun var. Bunu oynayalım. Yani daha güzel bir oyun olduğu söyleniyor. Başlayalım. Nasıl olsa öğreniriz. İlk böyle başladım ben Bridge'e. Tabii arkadaşlarınıza da öğretmek için bilgiye ihtiyaç var. Gittim Kadıköy'deki kitapçılara dolaştım. İşte ondan bir iki tane bir şeyler buldum. Ve onları anlatarak başladık. Bu arada bridge ateşi yandığı için bu sefer mahalledeki arkadaşlara da musallat olduk. Dedik ki yani siz de öğrenin. Bridge diye bir oyun var. Kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı. Selami Çeşme'de Maça Kızı isimli Shell benzincisinin üstünde. İşte hem bilardo salonu hem oyun salonu olan bir yer vardı. Biz de mahallenin çocukları toplandık. Orada ilk öğrenmeye başladık işte kitaplar, kör topal bir şeyler, bridge diye bir şeyler oynuyorduk. Daha sonra birazcık kendimizi palazlanmış hissettiğimiz zaman duyduk ki turnuvalar falan varmış. İstanbul şampiyonası yapılıyormuş, kulüplerde bridge oynanıyormuş. Dedik gidelim. Yani nasıl bir şeydir? Hem kendimizi denemiş oluruz hem de yarışırız. Yani yarışmak güzel bir şey. İlk sanıyorum benim çocukluk arkadaşım da Nizam Ergunal, o zaman lise talebesiydi kendisi. Onun annesinden izin isteyip İstanbul Şampiyonası'na götürdüm. Dedim yani teyzeciğim, akşam biz birazcık geç kalacağız. Merak etmeyin. İşte uygun şekilde geleceğiz evimize. O zamanlar İstanbul Şampiyonası büyük otellerde yapılıyordu. Şu anda emin değilim yani Sheraton'da mıydı, Intercontinental'de miydi? Toplam 33 çiftin yer aldığı bir turnuvaydı. Biz sanırım 26. bitirdik. Çok sevinmiştik. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Ama yani oyunu çok seviyoruz. 6 kişiyi geçmek yani bize şampiyon olmuş kadar heyecan verdi. Turnuvalara devam ettik. O zamanlar
Moda Deniz Kulübü'nde her daim haftalık turnuvalar vardı. Orada da baktığımız kadarıyla genç bir çift vardı. Yani hep kendimizi kıyasladığımız. Bu çift Ata Aydın, Hulusi Taşpınar çiftiydi. Onları geçtiğimiz zaman biraz da kendimizi daha mutlu hissederdik. Ve yani devam etmeye başladık Brice. Daha sonra sanıyorum Ata Aydın bizim Selami Çeşme'deki faaliyetlerimizden haberdar olmuş. Partneri iş hayatına atılacağı için bir gün geldi, bana bir teklifte bulundu. Dedi ki, ben şunları planlıyorum, benle var mısın? Yani benim hayatımda, bir iç hayatımda önemli bir insandır Ata Aydın. Yani kararlı, vizyon sahibi, ne istediğini bilen, hedef koyabilen ve çalışkan bir insandır. Yani ben çalışkanları severim. Yani tercihim hep çalışkanlardan yanadır. Atay'ı da yani her zaman benim için ayrı bir yeri vardır vericimde. Kendi sistemimiz vardı. Kuvvetli trefe dayalı. O günün şartlarına göre işte multi açışlar olsun, 11-15 puan aralıklı iki açışları olsun, işte precision iki tref açışı olsun, ortalıkta epey hasar yarattı. Yani insanlar yeni bir metoda hiç alışkın değillerdi. Biz de etkili kullanabiliyorduk. Yani briç seviyemiz o kadar yeterli değildi veyahut da natürel bilgimiz yeterli değildi ama sistemimiz etkiliydi. Abilerimize, amcalarımıza epey hasar verdi. Bu zaman içerisinde tabii biz de Briç camiası içerisinde gireli birkaç sene olup da önemli bir başarı gösterince duyduk ki bizim hakkımızda ya bu çocuklarda bir numara var diye söylentiler çıkmış. Doğruydu. Bizde bir numara vardı. Bizim numaramızı şöyle açıklayayım. 250 gün yılda günde asgari 6 saatlik çalışmamızdı bizim numaramız. Yani bizim başarımızın ardındaki yatan esas unsur çalışma ve kardeşlikti. Yani kazanmışım, kaybetmişim umurumda değildi. Yani ben yeter ki bir iç ortamında olayım, öğreneyim, bir şeyleri daha iyi yapayım. Başarı olursa olur, olmazsa olmaz. Ben mutlu olduğum yerdeyim. Sevgili Naci ile aşağı yukarı yanılmıyorsam 16 sene, belki biraz fazla, belki biraz az olabilir ama 16 sene partnerlik yaptım. Noktayı koyduğumuz zaman da Türkiye'deki en uzun süreli partnerlik bizdeydi. Beni yani, geçemez gibi belki de. Benim noktayı koyduğum zaman öyleydi. Belki. Şimdi
nacilendi. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu. Esas şunu anlatmam lazım. Başarılı 4-5 seneden sonra, daha doğrusu önce başarısızlık anlatalım da daha iyi anlaşılsın. Biz oynuyoruz. Yani uzun süreli de oynuyoruz. Fakat tepeye erişemiyoruz bir türlü. Yani hep 3'te 5'te kalıyoruz. Yani arada işte ufak tefek zaferler oluyor ama neticeye varamıyoruz. Ondan sonra bu Naci kardeşim de tabii rahatsızlık yarattı. Yani çünkü Naci birazcık profesyonel tarafa kaymıştı işin. Onun kazanması lazımdı. Amatör olan avcı bu burunda değildi. Yani çok da ciddi konuşma yapmadıydık yani aramızda ama günün birinde bana bu rahatsızlığını ifade ettiği zaman peki dedim. Kazanmak için stratejin olması lazım. Kazanmak için organize olman lazım. Kazanmak için bugün yaptığın şeylerden daha fazlasını yapman lazım. Bunları yapabilir miyiz? Kendi aklımızca dedik ki deneyelim. Nitekim kendi anlayışımıza uygun, bizi seven, gözden düşmüş ya da popülaritesi eskisi gibi olmayan değerli abilerimizle, kardeşlerimizle takım kurduk. Yani onlarla amaç birliği yaptık. Başarılar geldi. Yani seçtiğiniz insanlar zaten sizi başarıya götürür çalışkanlığınızın yanında. Yani iyi bir organizasyon kurduğunuz zaman Türkiye'nin işte o zamanki koşullarına göre çok da fazla rekabetçi olmayan şartlarında kazanmak nispeten kolay olabiliyor. 1999 yılıydı. Malta'ya milli takım olarak gittik. Malta benim açımdan iyi bir tecrübe oldu. Daha doğrusu bridge öğrenmeye karar verdim. Çünkü güzel bir dayak yedik. Yani yurt içerisindeki rekabet koşullarıyla dünyanın ya da Avrupa'nın rekabet koşullarının alakası olmadığını, oynadığımız bridge'in eksik olduğunu, mental olarak hazırlanmanın da sizi geri bıraktırabileceğini gördük. Yani benim açımdan kötü bir tecrübeydi ama bridge öğrenmeye karar verdiğim bir organizasyondu. Çünkü Malta'da kendime şöyle bir söz vermiştim. Bir daha yani buralara gelirsem böyle bir dayak yemem. Yani hazırlıksız, donanımsız, rakiplerinizden eksiklerle gittiğiniz zaman daima ezilirsiniz. Ezilmeyi hiç sevmem. Dolayısıyla benim hani milli takım kovalama işim 99 yazında bitmiştir. Benim tüm ortaklarım çok çalışkan insanlardı. Herhalde evet. Şimdilik yeter. Gayet güzel ifade ettiniz.
İkinci sorum Biricik'in kategorileriyle ilgili. Açık, kadın, senior ve genç olarak Biricik kategorileri ayrılıyor. Sizce seniorlerin açık kategoriden ayrı kategoride yarışması doğru mu? Neden? Önce Orhan Bey'e soralım. Bence son derece doğru bir uygulama. Çünkü bildiğiniz gibi Biricik beyinle yakından ilgili bir spor. Yaş ilerledikçe de beyin fonksiyonlarında ister istemez bazı yavaşlamalar oluyor. Hareketlerde kısıtlamalar oluyor. Dolayısıyla 70 yaşındaki bir bireyin 25-30 yaşlarındaki bireylerle yarışması adil olmayabilir. Bunun içinde istisnalar var tabii ki. Ama yani böyle bir kategori olsun, 70 yaşındaki oyuncu da isterse gelsin, açıklarda yarışsın, bu imkanı var. Ama şartların eşitlenmesi için kendi yaş grubuyla yarışması bana göre çok normal ve doğal. Böyle düşünüyorum. Bilim Bey, sizler de aynı sorunun yanıtını alalım. Belli yol almış, belli bir takım birikimler yapmış. İşte iş sorunu, çocuk sorunu, çocuk yetiştirme sorunu, bunları aşmış. Kaynağı müsait insanlardır. Dolayısıyla yani bir organizasyonun kaynak yaratacak bir kitleye sırtını dönmesi söz konusu değil. Dolayısıyla yani en azından kaynak olarak da bakılması lazım. Onun haricinde Orhan abimin dediği gibi herkesin yani kendine denk bir yarışmacı grubuyla yarışması açısından da son derece normal görüyorum ben. Ama peki, yani çok kaynak sorununu da evet, göz önünde bulundurmak lazım. Yani bütün organizasyonların yaşaması için daha çok üyeyi bünyesine alması lazım. Yapılan da budur yani zannediyorum. Doğru söylüyorsunuz. Orhan Bey, ortağımızla oynarken dikkat edilmesi gereken en önemli konular nelerdir? Daha önceki ortaklarınızı da düşünürsek, Türkiye'de Biricik'te ortaklık kurmak ve uzun süre devam ettirmek zor mu? Neden? Bunu yürütebilen ortaklar da var ama az sayıda. Bunun sebebi nedir sizce? Değişmeyen bir tür Blue Team Türkiye'de olabilir mi? Demin bahsettiğiniz, müjdeyi verdiniz, olacaktır dediniz. Böylesi bir takımın oluşması, oluşturulması için hangi şartlar gerekli? Söz sizde. İlk önce yani partnerlikten başlayayım. Bana göre bir işte partnerliğin ilk kuralı karşılıklı saygı. Bu olmadığı sürece iyi bir partnerliğin ne temeli atılabilir, ne o partnerlik uzun soluklu olur. Saygının yanında tabii ki sevgi de olacak. Ama bana göre sevgi İkinci planda. Saygı olmayan yerde zaten sevgi de olmaz. Yine iyi bir partnerlik için hoşgörülü olmak lazım. Çok el oynamak lazım. Ama turnuva sırasında her eli oynadığın yerde bırakmak lazım. İkinci borda taşımamak lazım. Zaten ortaklar arasındaki bir sürü lüzumsuz kavgalar turnuva sırasında oynanan elleri aynı anda analiz etmesiyle başlıyor. Halbuki elleri konuşmak çok normal bir şey ama bunu turnuva sonrasına bırakmak da en güzeli. Yine iyi bir partnerliğin oluşabilmesi için kilometre lazım. Yani çok board oynamanız lazım. Her borttan ayrı bir tecrübe edinebilmeniz lazım. Bortlardaki oynadığınız zamanki aksaklıkları görerek onları tamir
cihetine gitmeniz lazım. Bunun için de gerekirse eksik olduğunuz yerlerde konvansiyon koyarak o eksiğinizi tamamlayabilirsiniz. Başka bir şey daha, yine turnuvaları uzun soluklu oynamak lazım. Kondisyonunu arttırmak lazım. Tabii ki bütün bunları gerçekleştirebilmek için de çok board oynamak lazım. Kilometre yapmak lazım. Mesela ben kendimden örnek verirsem herhalde milyonu devirmişsindir. Zannetmiyorum, Türkiye'de bilmiyorum var mı yok mu ama benim kadar çok board oynayan başka bir oyuncu var mıdır bilemiyorum. Belki vardır, belki yoktur ama ben yani birice başladıktan sonra hiç ara vermeden, bu askerlikle dahil olmak üzere her gün bir iç oynadım. Hala da her gün bir iç oynuyorum. Ne güzel. Uzun mesafeli partnerliklerin de böyle olması lazım. İkinci Evet. sorunuz neydi bilmiyorum. İkinci soruda değişmeyen Blue Team'den bahsettik. Siz bize önceden bu konuda bir müjde Evet, verdiniz. müjdeyi verdim. Hakikaten Evet. biz senyörler için söyleyebilirim bunu. Çok güzel bir takım kurduk. Ve bu Muhteşem. takımın da bu pandemi dönemi sırasında internet ortamında bayağı bir çalışma imkanı oldu. Fazla board oynadık. Ortaklık masalarında çalıştık. Neticesini de aldık. Ben bu takımın senyörler kategorisinde uzun soluklu olacağını düşünüyorum. Ve İnşallah. işte bir Blue Team olabilir diye düşünüyorum. Oluşturmuş oldu. Evet. Hüseyin Bey, lütfen siz de aynı soruyu yanıtlar mısınız? Ortaklık konusu öncelikle. Gerçi demin bahsetmiştiniz uzun ortaklığınızdan. Ortaklığın olmazsa olmazları var. Nelerdir şimdi? Saygı, güven, sadakat. Ama sadakat şöyle: İlke ve prensiplere sadakat. Amaç birliği olacak. Emek ve çalışma olacak. Eğer bir ortaklıkta bunlarda herhangi bir şekilde zayıflama varsa gözden geçirilmeli, onarılmalı. Kesin. Yoksa maalesef sallanmaya, çatlaklara, kopmalara yol açabilir. Yani partnerlik dediğiniz şey aslında bir şirket kuruyorsunuz. Yani bu şirketin de yaşaması için gereken şeyleri ona vermeniz lazım. Yani gelişmeyen ortaklık söner öler. Ölür yani zamanı geldiğinde. Ortaklık kurmak bu yüzden zordur. Yani farklı profildeki iki insan uzlaşacak, kendinden tavizler verecek, bir hedefe doğru gitmek için Birlikte. birliktelik sağlayacak. Yani farklı düşünceler var, farklı yaklaşımlar var. İşte bazen egolarımız öne çıkabiliyor. Bunlardan kendimizi ne kadar soyutlayabileceğiz? Çalışma işi var. Çalışmak zaten zor. Çalışmak insanı yorar. Her şeyi bir başımıza yapmakta da bazen zorlanırız. Yani bize yol gösterecek, atıyorum koçluk yapacak, zaaflarımızı bize objektif gösterecek insanlara da ihtiyaç var. Yani mesela bunlar çevremizde yoksa o partnerliği
yönetebilmek, yani o ilişkileri yönetebilmekte de zorluk çekiyoruz. Yani, doğru. Bence yani koçluk müessesesi ya da bir gözlemcinin, sizin güvendiğiniz, sizi seven sayan insanların ortaklığınızı en azından eleştirmesine müsaade etmeniz lazım. Tabii çok önemli. Ortaklığın kalitesini ya da işlevselliğini de birisinin, yani tarafsız gözün size söylemesi lazım. Yani hepimiz bir şeyleri bildiğimizi sandığımızdan itibaren biraz gerilemeye başlarız. Çünkü tarafsız düşünceyi duyamayız. Tarafsız gözün bize aktaracağını duyamayız. Evet. Şöyle, hani az sayıda yürütenler var dediniz ya, partnerliği Türkiye biricinde. Esasında onlara da sormak lazım. Yani nasılsınız, iyi misiniz, memnun musunuz birbirinizden? Nasıl zorluklar yaşıyorsunuz? Yani bakalım yani. Ne derler? Siz bunu başarmışsınız gerçi 16 sene kadar. Şöyle, yani her ilişkide zorluklar olabilir. Yani ama halletmesi esas olan zorluktur yani. Devam ediyorum. Dördüncü sorudayız. Önce Orhan Bey'e soruyorum. Şu an senior milli takımındasınız. Lütfen bizlere yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nı anlatır mısınız? Biz hangi konularda avantajlıyız? Bu yarışmada diğer rakip senior takımlar ile mücadele ederken sizleri neler bekliyor? Milli takımı temsil etmek için nasıl bir ön hazırlık gerektiriyor? Bu hazırlığı online ortamda yeterince yapabiliyor musunuz? Söz sizin Orhan abi. Sondan başlayayım. Bu pandemi dönemi bizim bu takıma yaradı. Çünkü internet ortamında çok çalışma imkanı bulduk. Mehmet Ali İnce internette, ben o kısımları çok bilmem ama, bir çalışma odası açıyordu. Saatlerce, günlerce orada deklarasyon antrenmanları yapabildik. Dolayısıyla takım gerçek gücünü gösterebildi. Bence çok iyi bir takımımız var, demin söylediğim gibi. Yani en yakın turnuvada ben bu takımdan şampiyonluk bekliyorum. Zaten bu şampiyonlukları kılıp payına ufak şeylerle kaçırıyoruz. Ama artık takımın kendisine bu son internette kazandığı birincilikle birlikte kendisine güveni de geldi. Çünkü internetteki bu takım maçlarında dünyanın en önemli Amerikan takımlarından da oynadık. Yani evet, onları yenerek böyle bir şampiyonluk kazandı bu takım. Ben çok ümitliyim. Ama tabii ki bu çalışma yetmez. Bunu canlı ortamda da yapabilmek lazım. Çünkü ben canlı biricin internete göre daha etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü canlı oynadığım bir işte başka faktörler ortaya giriyor. Masa psikolojisi, masa hakimiyeti. Onlar internet ortamında yok. O hususlarda da kendimizi yetiştirmemiz lazım. Bu konularda da çalışma yaparsak bence bu takımla en kısa zaman içerisinde katılacağımız turnuvada derece alacağımızdan eminim. Çok güzel. Hüseyin Bey, aynı soruyu sizden alayım. Orhan abim her şeyi söyledi bu konuyla ilgili. Tamam.
yeni sorumuza geçelim. Bilinç'te konvansiyon ve sistem kullanımı ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Bugüne kadar nasıl bir oyun tarzı sizin tercihiniz oldu? Ortaklarınız ile oynadığınız sistemler konusunda bizi aydınlatabilir misiniz? Sizce natürel oyun tarzı mı daha etkin ve daha başarılı, yoksa çeşitli konvansiyonlar ile güçlendirilmiş çok detay içeren bir sistem mi? Somut örneklerle kısaca anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi benim için natürel bir iş dediği zaman akan sular durur. Çünkü natürel bir işi doğayeninden henüz kafam kirlenmemişken çok detaylı bir şekilde öğrendim. Dolayısıyla natürel birici iyi oynayan iki ortaklığın fazla konvansiyona ihtiyaç duyacağını zannetmeyenlerdenim. Ama konvansiyona da hiçbir şekilde karşı değilim. Ama şunu da biliyorum ki iyi konvansiyon tatbik edebilmek için çok iyi natürel biriç bilmek lazım. Biricin mantığını çok iyi kavramak lazım. Hangi elden hangi konvansiyonu uygulamasını becerebilmen için kart tartının çok üst düzeyde olması lazım. Zaten bunlara haiz bir oyuncunun da hangi konvansiyonu oynarsa oynasın başarılı olacağını düşünüyorum. Ama natürel mi, konvansiyon mu derken ben şunu söyleyebilirim. Natürel biricin düzgün ve iki ortak tarafından kabul görmüş konvansiyonlarla pekiştirilmesi bence ideali. Peki. Hüseyin Bey, sizin fikriniz nedir? Sistemle ilgili bir soru geleceğini bekliyordum. Onun için bu sabah üşenmedim. Wikipedia'ya sistem tarifine baktım. Şimdi size onu okuyayım. Diyor ki sistem için Wikipedia tarifi. Genel olarak düzenli bir biçimde birbirini etkileyen ve birbirine bağlı birimlerden değişik bölümlerden oluşan ve genel bir plana göre kurulan belirli bir sonuca ulaşmak için amaca yönelik bir bütündür. Şimdi sistemler söz konusu olduğu zaman benim aklıma hep şu gelir. Ya öyle bir sistemim var ki uçuyor ama konamıyor. Şimdi onu da halledersek bu sistemimiz harika olacak. Şimdi sistem dendiği zaman bizim aklımıza ilk gelen nasıl açtığın, nasıl cevap verdiğin, işte yapay mı konuşuyorsun, öz mü konuşuyorsun? Bunlar aklımıza ilk gelen şeyler. Sistemleri şöyle düşünmek lazım. Bir lisan mı bilmek lazım, beş lisan mı bilmek lazım? Tabii ki beş lisan bildiğiniz zaman bazı avantajlarınız olabilir. Ama bir lisanı düzgün kullandığınız zaman o lisanın içerisindeki kelimeler sizin kendinizi gayet mükemmel şekilde ifade etmenize imkan verir. Dolayısıyla mutlaka. Ben sistemleri hep, yani bir de 2000 senesinden beri yaklaşık işte 18-19 senedir bütün dünyadaki okula sahip sistemleri incelemiş biri olarak şunu söylüyorum. Yani beş lisan bilirseniz daha iyidir. Yani lisan bilmekten de kastım bunu yeterli sistem derecede biliyor olmanız. Yani bridge bir löve alma oyunudur. Yani
mantık ve muhakeme gerektirir. Pozisyon bilgisi gerektirir. Fundamental gerektirir. Yani bunlara sahip olmadan bir sisteme sahip olduğunuzu iddia ederseniz, dediğim gibi sistem uçar ama konamaz. Çok doğru. Evet. Sonraki sorumuz, tüm bridge geçmişinizi düşündüğünüzde Türkiye'de hangi bridge konuları değişti? Gerek oyuncu profili, gerekse yarışmalar, kulüpler bazında nasıl gelişmeler yaşandı? Bridge eskiye göre hangi yönlerden iyiye, hangi yönlerden daha kötüye doğru ilerliyor Türkiye söz konusu olduğunda? Buradaki iyi ve kötü kavramları bridge'de iletişim, kurulan ortaklıklar, aktif ve real bridge ve bridge'e ayrılabilen zamanı temsil ediyor. Orhan abiye soruyorum. Şöyle yani eski derken yani çok eskiye gideyim. Kendi zamanıma gideyim. Yani 30 sene, 40 sene evveline gideyim. O zamanlarda oyuncu sayısında tabii ki bugüne kıyasla çok az oyuncu sayısı vardı. Ama o oyuncuların bir özelliği vardı. Birbirine çok yakın oyunculardı. Yani seviye eşitti, oyuncu azdı. Dolayısıyla ben hatırlarım büyük turnuvalarda 55, 56, 57 bazında bir sürü turnuva kazanmışlığım vardır. Çünkü kalite daha yüksekti. Daha sonra oyuncu sayısı hızla arttı. Ama kalitenin aynı ölçüde arttığını söyleyemem. Ama bu da iyi bir şey. Oyuncu sayısı ne kadar çok artarsa bir yerde kalite de ileride gelecektir. Ben eski ile yeni arasındaki en büyük farkı burada görüyorum. Eskiden oyuncu sayısı az, kalite yüksek. Şimdi oyuncu fazlalaştı. Kalite aynı derecede artmadı. Mesela bugünkü turnuvalarda ben 70'li 80'li skorlar bile görebiliyorum. Bunun normal şartlarda mümkün olmaması lazım. Bu niye oluyor? Aynı turnuva içerisinde birinci daha az seviyede oynayanlar çoğal olduğu için turnuva dengesiz oluyor, şans faktörü artıyor. Yani oyuncu konusunda söyleyebileceklerim bunlar. Online bridge'in iyi tarafı masrafsız bir şey, vakit tasarrufu, dünyanın en iyi oyuncularını seyredip oynama imkanı var. Bunlar çok büyük artılar. Hiç zaman kaybetmeden evinde oturarak, çayını kahveni içerek gerek kulüp turnuvaları oynayabiliyorsun. İstersen dünyanın en iyi oyuncularını seyredebiliyorsun. İstersen de onların oynadığı turnuvalarda oynayabiliyorsun. Bu yadsınamaz bir avantaj. Ayrıca başka avantajı, bu mesela ben de bu avantajdan çok faydalandım. Ortaklık masası açıp konvansiyonlarını ilerletebiliyorsun. Konuşma sistemlerini geliştirebiliyorsun. Bu da çok önemli bir artı. Ama bütün bunlar canlı bir için yerini tutamaz. Çünkü canlı bir işte iyi oyuncuyla vasat oyuncuyu, kötü oyuncuyu ayıran çok önemli bir durum var. O da insan psikolojisi ve masa hakimiyeti. İyi bir biriççinin bu iki kavramı da çok iyi bilmesi lazım ve çok iyi kullanması lazım. Canlı ortamda bu konuları iyi kullanan oyuncular diğerinden mutlaka ayrılır. Bilhassa masa hakimiyeti çok önemli bir konu. Masaya hakim olduğun zaman o işi bitirmişsin demektir.
Farkları böyle görüyorum ben. Evet. Hüseyin Bey, sizin söyleyecekleriniz var mı bu konuda? Şöyle söyleyeyim. Yani bizim gibi eskilere sorduğunuz zaman ah bizim zamanlar diye başlayabilirler. Ya ama ben çok büyük farklar görmüyorum. Yani internet bridge'inin yaygınlaşması biz bridge'çilere şu imkanları sağlıyor. Dünyaya daha çabuk entegre olabiliyoruz. Yani siz ciddiyetinizi gösterirseniz dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir çiftle takım da olabilirsiniz, ortak da olabilirsiniz, beraber çalışmalar da yapabilirsiniz. Online bridge'in gerçek bir işten pek farkı olduğunu düşünmüyorum ama Orhan abimin söylediği canlı bridge'in yerini hiçbir şey tutmaz. Esas bridge canlı bridge'tir. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Orhan Bey, Türkiye ve Avrupa dünya bridge'ini kıyasladığımızda biz hangi temel noktalarda daha çok artılar ve eksiler taşıyoruz? Neleri eksik ya da yanlış yapıyor olabiliriz? Yurt dışındaki turnuvalara sıklıkla iştirak etmek neden çok önemlidir? Bize geleceğe yönelik düşüncelerinizi de aktarın lütfen. Süre gelen hangi tutum ve alışkanlıklar, bilinçteki tutum ve alışkanlıklar değişmeli? Şöyle söyleyeyim. Bir kere Türkiye'de biricin gelişebilmesi için dışarıya açılmak lazım. Yani Avrupa'da çok sık oynamak lazım. Bizim en büyük eksikliğimiz uluslararası tecrübe. Bir Avrupalı iyi bir takımın senede onlarca Avrupa maçları oluyor. Bizde belki de 10 yılda bir kere o imkanı buluyoruz. Bu birinci fark. Yani Türkiye'de bridge'in gelişmesi için iyi takımlar kurulmalı ve o takımlara Avrupa'da yarışma imkanı verilmeli. Maalesef bridge pahalı bir spor. Sponsor olayları yerleşmedikçe bunun da pek olacağı yok. Yoksa bizim yani bridge seviyemiz Avrupa'yla rahatlıkla mukayese edilebilir. İyi bir takımın Avrupa'da mutlaka iş yapacağı kesin. Öyle düşünüyorum bu konularda. Doğru söylüyorsunuz. Hüseyin Bey, sizden de bu konudaki fikrinizi alalım. Ya ben olayı şöyle düşünüyorum. Türkiye'de bridge amatör bir spor dalı. Yani biz istediğimizi diyebiliriz. Yani yok öyle değil diyenler de çıkabilir. Bridge amatör. Yarıştığınız Avrupa veya dünya bridge'çileri tamamen profesyonel. Yani bu işten geçimini temin eden meslek sahibi insanlar. Yani dolayısıyla hiçbir zaman biri olmayacaklar. Benim yani pek haddime değil yani Türk bridge'i üzerine ahkam kesmek hiç kendimde hak görmüyorum ama en büyük eksikliği de çalışmada ve gelişmede iştahsızlık olarak görüyorum ben bridge'deki hastalığımızı. Yani gerçek bir çalışmayı, gerçek bir adanmışlığı veremediğiniz zaman sebebi ne olursa olsun bir başarı beklemeniz hayalden öteye gitmez. Benim nacizane ifade etmek istediğim şey bundan ibarettir. Başka da söyleyeyim. Çok doğru söylüyorsun. Aklıma geldi. İkinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Süremizi yine aştık.
Ama yine çok dolu dolu keyifli bir sohbet oldu. Bu programımızda hepimizin Orhan abi olarak kendimize çok yakın bulduğumuz sevgili Orhan Ekinci ve saygın karakteriyle her zaman örnek aldığımız sevgili Hüseyin Avcıoğlu ile beraberdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ediyoruz.